Esselamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere çok farklı bir tarif yapacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz. Burada yarım kilo kahvem var. Böyle çekilmemiş. Bunu kavurup aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Kahveyi seçerken benim bildiğim kadarıyla kahveyi alırken bu şekilde ufağını alalım. Çünkü ufağı daha lezzetli olduğunu diyebiliyorum. Evde kahve nasıl yapılır? Sizlerle paylaşacağım inşallah. Tamam, ocağa koydum. Kahvemi de içerisine koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi kahvemizin rengi bu şekilde. Böyle yeşil. Kavrulunca bakalım hangi renk alacak. Bunu hep beraber göreceğiz. İçin oradan güzel bir şekilde kahvemi bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Kahvenin böyle ince bir tabaka kabuğu var. Kavrulunca o kavruluyor zaten üstünden. Bu şekilde. Şöyle bir ince bir kabuğu var. Şöyle. Bu kavrulunca üstünden şöyle çıkıyor. Ben şimdi kavurmaya devam ediyorum. Orta ateşte kahvemi kavuruyorum. Şimdi böyle kahvemiz yavaş yavaş kavruluyor ve rengi gerçekten döndü şu an. Böyle alıp evde kavurup kendiniz yaptığınız zaman daha lezzetli oluyor. Alıp yaparsanız farkını orada göreceksiniz. Mutlaka bu şekilde ben kahvemi yapıp içiyorum. Çünkü gerçekten çok fark ediyor. Evde yapılan kahveyle, hazır kahveyle çok fark ediyor. Çünkü evde kendiniz yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi kavuruyorsunuz. Şimdi kahvem böyle yavaş yavaş renk almaya başladı gördüğünüz gibi. Ama baya daha ister. Hatay'da geçen mesela kahve almaya gittiğimde aldığım yerden 4 tane makine dizilmiş böyle ve hepsi farklı farklı kavrulmuş. Kahve almaya gittiğinizde 4-5 çeşit kahve görürsünüz orada. Onu siz seçeceksiniz. Hangi kahve, hangi ton daha içtiğinizi böyle. Ve gerçekten oranın kahvesi inanılmaz lezzetlidir. Biri az kavrulmuş, biri çifte kavrulmuş, biri 3 kavrulmuş, biri 4 kavrulmuş diyebilirim. Yani bu şekilde sıralanıyor kahveler. Ben bile kahveyi günde hiç içmesem günde mutlaka bir fincan kahve mutlaka içmem gerekiyor. Çünkü gerçekten kahveyi özellikle Türk kahvesini dışında asla kahve içmiyorum. İçemiyorum daha doğrusu. Ama Türk kahvesini mutlaka her gün bir fincan olsa da tüketiyorum yani. Size de tavsiye ederim. Aşırı kaçmamak şartıyla tabii ki. Kahvenin baş ağrısına iyi geldiğini biliyorum. Ve zihni açtığını da biliyorum. Altını kapattım. O kadar yeterli. Kahve kavruldu. Bu şekil. Şimdi sayın takipçilerim kahvemiz böyle ılıdı. Şimdi nasıl savurduğumu, içindeki ince zar kabuğunu nasıl savurduğumu sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde.
şekilde savuruyor. Şöyle kahvemiz tertemiz kaldı. Şimdi sertafçilerim, kahvemizi makineye koyuyoruz böyle. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi kahveyi çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kahvemiz böyle hazır. Bu şekilde. Şimdi kahvemizi yapmaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kahvemizi makineye yerleştiriyorum. Ve şimdi sana takipçilerim, kahvemiz hazır. Şimdi kahvemizi içeceğiz inşallah. Şöyle kahvemizi de göstereyim. Bu şekilde. Şimdi kahvemi içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kahveni kendin yap, kendin iç diyorum. Bana abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve yeni kanalıma bana abone olup destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Sayın takipçilerim, biliyorsunuz ne kadar emek ettiğimi. Gerçekten hiç kolay değil. Tekrar söylüyorum, hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.